Merhaba. Ben klinik psikolog Filiz Yakmaz Basılgan Hayat Hastanesi'nden. Çocuğa travma ile ilgili bilgi verilmelidir. Kesinlikle bilgi verilmelidir. Fakat ne söylediğimizden çok, nasıl söylediğimiz çok önemlidir. Ve çocuğa biz ne söylemeliyiz? Çocuğa bu konuda ne anlatmalıyız tarafına bakacak olursak. Çocuğa travmanın arkasından ya da bu yaşanan ani felaketin ardından mümkün olduğu kadar en yakın zamanda, en uygun koşullarda çocuğa bakım veren, birinci derecede bakım veren kişi tarafından ki güvendiği kişidir. Bunları tarafından olay hakkında çocuğun anlayabileceği, çocuk için anlaşılabilir olan bir dille anlatmak gerekiyor. Örtmek, kapatmak değil, açmak, anlatmak, bilgi vermek önemli. Burada tabii olayın her ayrıntısını ve detayından bahsetmekten söz etmiyoruz. Çocuk için yeterli bilgi, çocuğun ihtiyacı olan açık, net, doğru bilgiyi vermek gerekiyor. Çünkü çocuğa doğru bilgi vermediğimiz zaman çocuk onu kaygılarıyla, başka senaryolarla doldurup oradan farklı mistik bir şeyler, tablolar çıkarabiliyor. Burada tabii çok önemli olan diğer bir konu çocuğun burada bilgilenmesini düzenleyecek en önemli, yani bilgilendirmemizde önüne geçebileceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi çocuğun suçluluk duygusuyla ilgili çıkabilecek. Çünkü o boşlukları çocuk bunlarla da doldurabilir. Suçluluk duygusunun da önüne geçmiş oluruz. Çünkü çocuk bilmediği, eksik bıraktığı, yarım kalan konular hakkında kendini suçlayabilir. Annem öldü, İşte ben yaramaz bir çocuk olduğum için ya da en son yemeğimi yememiştim, annemin başına onun için böyle şeyler geldi gibi bir takım konuları kendine hızlıca bağlayabilir. Bunların gerçek olmadığını ona hızlıca geri bildirimlerle göstermemiz, söylememiz, anlatmamız gerekiyor. Ve her defasında çocuğun böyle eğilimleri olduğunda da yine bunu ifade etmek gerekiyor. Anlattığımızda, yani anlatmalıyız, anlattığımızda çocuğun vereceği tepkiler, reaksiyonlar az önce ifade ettiğim gibi tekrarlayan, yenileyen, tekrar tekrar sorma şeklinde de olabilir. Kendini ifade şeklinde de olabilir. İfade etmeme formunu da kullanabilir. Ama bizim ona duygularımızı ifade ederek model olmamız çok önemli. Çünkü duygu ifade etmek iyileştiricidir. Duygularımızı hem çevremizdeki yakınlarımıza hem de bizimle temas içindeki, ilişki içindeki insanlara anlatmak, olayları konuşabilmek bizim stresle aramıza bir tampon görevi görür. Aynı şeyi çocuk için de modelleyerek göstermemiz gerekiyor. Yani çocuk belki sizin endişelerinizden dolayı duygusunu anlatmak istese bile kaçınma eğilimi gösterebilir. O yüzden siz onun bu konuda teşvik etmelisiniz ebeveyn ya da bakım veren kişiler olarak. Yine çocuğun duygularını ifade edebilecek bir takım yöntemler de var. Çizim yapmak mesela, konuşmanın haricinde oyun oynamak. Resimler çocukların ilgisini çok çeker. Bu anlamda bunlar da çocuklar için duygularını açığa vurmak anlamında işlevseldir. Bazen biz çocuklara durumu anlattığımız halde izah ettiğimiz konuyu net bir şekilde anlatmamıza rağmen çocuk olağanüstü şeylerden de bahsedebilir. Yani işte annesi ya da babasının öldüğünü bilmesine rağmen, bunu anlatmamıza rağmen çocuk diyebilir ki işte yan odada ben annemin sesini duydum, alışveriş merkezinde annemi gördüm. Ya da pencereyi açtığımda annemle karşılaştım ya da babamla karşılaştım, kaybettiği kişiyle ilgili ses ya da işte görüntü gördüğünden bahsedebilir. Bunlar bizi endişelendirmesin. Çünkü bunlar bu dönemin, bu travmatik tablo arkasında gözlenebilecek durumlar. Bu bir halüsinasyonla bazen karıştırılabilir. Oysa ki bu bir yanılsama. Bu dönemin doğasında olabilecek durumlar. Yine de bu konuda endişeleniyorsanız bir ruh sağlığı uzmanından bir profesyonel destek, bir danışmanlık alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Ruhen ve bedenen daha iyi olduğumuz, birbirimizin yaralarını sardığımız ve iyileştiğimiz güzel günler diliyorum.